Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde sizlerle halk bilimi kuram ve yöntemleri ile ilgili bir soru çözümü yapacağız arkadaşlar. Yaklaşık 32 sorumuz var. Bu 32 soru üzerinden halk edebiyatı kuram ve yöntemleri ile ilgili sorular çözeceğiz sizlerle arkadaşlar. İlk sorumuza başlıyoruz arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi yapısalcı halk bilim alanında çalışma yapan kişilerden değildir? Arkadaşlar Van Hoff, Otto Rank, Erik Hobsbawm, Stig Thompson, Lord Raglan. Arkadaşlar biz neyi biliyoruz? Stig Thompson değerli arkadaşlar bir yapısalcı değil. Tarihi, coğrafi, Fin kuramı üzerine çalışmalar yapmıştır değerli arkadaşlar. Hatta Motif Index Folk Literature şeklinde bir çalışması da vardır değerli arkadaşlar. Biz diğer yapısalcıları da konuşalım arkadaşlar. Van Hah değerli arkadaşlar. Aryan kahraman kalıbı vardı. Kahramanları dört ana özellikle topluyordu. Otto Rank yine değerli arkadaşlar. Kahramanların sadece tahta çıkana kadar, kral olana kadar ki dönemlerini anlatıyordu. Erik Hobsbawm'ın sosyal haydutları, eşkıyaları anlatıyordu. Lord Raglan kahramanları yine 22 ortak özellikle toplayıp 4 ana maddeye ayırıyordu arkadaşlar. Evet, bir diğer sorumuz arkadaşlar. Yukarıda Axel Oray'ın epik yasalarının hangisinden söz edilmektedir? Haldun Taner'in giriş Keşanlı Ali Destanı sahneye tek tek çıkan karakterlerin kendilerini tanıttığı durgunluktan sonra, durgunluk kelimesine dikkat. Ali'nin hapishaneden çıkması, muhtar seçilmesi ve Cafer ile kapışması sahneleriyle coşkunluğa ulaşmış. Ali'nin Cafer'i öldürmesi ve kıssadan ise bölümleriyle tekrar durgunlaşarak bitmiştir. Arkadaşlar lütfen dikkat. Giriş ve bitiriş kuralının özelliği nedir? Sage yani halk edebiyatı ürünü durgun başlar, coşkun devam eder, durgun biter şeklindeydi. Bu yüzden cevabımız C seçeneği. Bir diğer soru arkadaşlar. Yukarıdaki parçada boş bırakılan yere Axel Oray'ın epik yasalarından hangisi getirilmelidir şeklinde. Ferhat ile Şirin hikayesinde iki kahramanın bulunması, Ferhat ile Şirin'i aynı rolde, bakın aynı rolde, benzer rolde karşımıza çıkarır. Bu iki kişi hikayede en güçlü olan benzer rollerde görülürler. Bunun dışında ikinci derecede rollerde görülen Mehmene Banu ile Hüsrev Şehzade de nokta nokta kuralına uymaktadır. Mehmene Banu Ferhat'a karşı bir sevgi beslemekte. Hüsrev Şehzade ise Şirin'e aşıktır. Bu aşkları Ferhat'a karşı hem Mehmene Banu'yu hem de Hüsrev Şehzade'yi düşman eder. Bu özellikleriyle Mehmene Banu ile Hüsrev Şehzade benzer roller taşır. Ferhat ile Şirin'in aşkını söyleyen cariye, Hüsrev Şehzade'nin dadısı, Hürmüz Şah'ın veziri Bahtigan, Ferhat'a karşı tutumları, Şirin'den onu ayırmaya çalışmalarında aynı rolde görülürler. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, Ferhat ile Şirin hikayesinde hem ana kahramanlarından Ferhat ile Şirin'in hem de yardımcı kahramanların Mehmene Banu ve Hüsrev Şah'ın ve değerli arkadaşlar diğer kişilerin özelliklerinin birbirine benzediği görülüyor. Eğer kişilerin özellikleri birbirine benziyorsa bu elbette ikizler kuralıdır arkadaşlar. Arkadaşlar dünyada masal tip kataloğunu ilk yayımlayan kimdi arkadaşlar? İlk yayımlayan Antti Aarne'ydi değil mi arkadaşlar? İlk yayımlayan Antti Aarne'ydi. Bu tasnif nokta nokta tarafından yeniden düzenlenir. Kim tarafından düzenleniyordu arkadaşlar? Stig Thompson tarafından yeniden düzenleniyordu değil mi arkadaşlar? Antti Aarne masalları 3'e ayırıyordu. Stig Thompson aynı masalları 5'e ayırıyordu arkadaşlar. Türk masal tipleri kataloğunu yani Tipin Turkish Workman adlı eseri ise arkadaşlar malumunuz Pertevnaili Boratav ve değerli arkadaşlar Wolfram Eberhard yapıyorlardı. Wolfram Eberhard yapıyorlardı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada cevabımız Joseph Campbell. Joseph Campbell kimdi değerli arkadaşlar?
yapısalcı halk bilimi kuramına ait bir kişiydi değerli arkadaşlar. Bu parçada boş bırakılan yere hangisi getirilmelidir? Bakalım arkadaşlar. Batı kültür tarihine kaynaklık eden uygarlıkların destan ve mitlerdeki kahramanların ortak nitelikleri olduğunu saptayan nokta nokta. Bu ortak noktalarında insan yaşamının ayinle desteklenen bir dönemi olduğunu belirlemiş. Bu ayinsel dönemler doğum, tahta çıkma, evlenme ve ölümdür. Kur'an bu nedenle destan ve mitlerin ayinlerin sözlü anlatım ve öğretim aracı olduğunu ileri sürer. Kur'an'a göre bu kahramanın yaşamı en fazla 22 başlıkta toplanabilir. Elbette arkadaşlar burada Lord Raglan'dan bahsediyor. Lütfen dikkat. Lord Raglan halk edebiyatı ürünlerinin kahramanlarının 22 ortak özelliği olduğunu söylüyor. Ve özellikle doğum, tahta çıkma, evlenme ve ölüm gibi ayinsel törenlerde bu 22 maddeyi açıklıyordu değerli arkadaşlar. Peki devam edelim arkadaşlar. Bir diğer sorumuz arkadaşlar. Oğuz Kağan Destanı'nda amaç Oğuz Alp tipinin olgun insan olması serüvenini halka sunmaktır. Söz konusu amaç doğrultusunda insanüstü vasıflara sahip kişiliğiyle halkını canavardan kurtaran kahramanın Tanrı tarafından kendisine verilen eşlerle ve çocuklarıyla ödüllendirilmesi ve yine destanın başında Oğuz Kağan'ın olağanüstü bir çocukluğunun olması bugünkü dünyanın kabul edeceği olaylar değildir. Ama okuyucu bu anlatıları reddetmez. Onu olduğu gibi kabul eder. Burada Axel Orlik'in hangi epik yazısından bahsediyor arkadaşlar? Elbette Sagan'ın mantığından bahsediyor arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, bir halk edebiyatı üründeki olağanüstülükler günümüz dünyasında kabul edilemez. Ama bir halk edebiyatı, bir saga içerisinde kabul edilebilir arkadaşlar. Bir eserde olağanüstülüklerin olması Sagan'ın, yani halk edebiyatı ürünün mantığıyla ilgilidir arkadaşlar. Bu yüzden cevabımız Denizli. Yukarıdaki anlatılan olaylar Axel Orlik'in epik yasasından hangisiyle açıklanabilir? Şirin için yapılan köşk tamamlanınca cariyeler bir su kaynağı bulurlar. Mehmene Banu bu suyun köşke akıtılmasını ister. Ancak bu suyu köşke getirecek kanalı açmak o kadar kolay değildir. Ortadaki büyük dağı kaldırmak gerekmektedir. Mehmene Banu bu işi başaracak kişiye her istediğini vereceğini duyurur. Ferhat bu işe talip olur. Bakın arkadaşlar, Ferhat hangi işe talip oluyor değerli arkadaşlar? Köşke su getirmek değil mi? Bir rivayete göre 40 günde, bir rivayete göre ise bir yılda dağı delip suyu akıtmayı başarır. Ferhat'ın dağla ikinci imtihanı, bakın, Ferhat Dağı bir defa Mehmene Banu için deldi, bir defa da Hüsrev Şehzade için delecek. Ferhat'ın dağla ikinci imtihanı ise Hüsrev Şehzade'nin şiirine aşık olmasından sonra başlar. Hüsrev Şehzade dadısının şiirini sevdiğini söyler. Hürmüz Şah oğlunun şiirine olan aşkını öğrenir. Oğlunu bu sevdadan vazgeçirmeye çalışırsa da bunu başaramaz. Bu durumda veziri Bahtigan'dan bir çare bulmasını ister. Vezir Ferhat'tan ortadan kaldırılması imkansız olarak görülen bu dağın ortadan kaldırılmasını ister. Ferhat dağı delmeye başlar. Dağın ortadan kaldırılmasına çok az bir zaman kala Şirin'in öldüğü haberini alması üzerine Ferhat'ın intiharı ile dağı delme işi tamamlanamaz. Arkadaşlar lütfen dikkat. Bu kısa anlatıda Ferhat bir Mehmene Banu için, bir de Hürmüz Şehzade için değerli arkadaşlar, Hürmüz Şah için değerli arkadaşlar, iki defa dağı deliyor. Dolayısıyla aynı iş birden fazla yapıldığı için bu nedir arkadaşlar? Yinelemedir. Malumunuz arkadaşlar, sage, yani halk edebiyat ürünlerinde çarpıcı bir olay mutlaka birden fazla yapılır değerli arkadaşlar. Ferhat'ın burada dağı birden fazla delmesi yineleme kuralıyla açıklanabilir arkadaşlar. Evet, yine Axel Orlik'in epik yasası soruluyor değerli arkadaşlar. Anlatıda bu kural diyalogların olduğu bölümlerde kendini gösterir. Eserin en önemli diyalog kısımlarını Ali ile Zilha'nın konuşmalarını içeren sahneler oluşturur. Ali ile Zilha konuşurken gizlice onları dinleyen Temel sahneye çıktığında
Zilha saklanır. Bakın Ali ile Zilha konuşuyor. Temel geldiğinde Zilha saklanıyor. Bu defa da Ali ile Temel konuşuyor. Temel gittiğinde ise yeniden Zilha yeniden sahneye gelir. Bunun yanında Zilha ile Olga'nın yine iki kişi bakın. Diyalog sahnelerinde de aynı kural görülür. Nitekim Zilha ile Olga konuşurken olaya dahil olan Ali'nin sahnede görünmediği, telefon ederek Zilha ile konuştuğu görülür arkadaşlar. Elbette arkadaşlar bakın diyalog kaç kişi arasında? Ya Ali ile Zilha arasında, Temel geldiğinde Zilha yok oluyor. Ya da Zilha ile Olga arasında arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar konuşmalar sürekli iki kişi arasında yapılmakta. Bu elbette bir sahnede iki kuralıyla izah edilebilir bir durum arkadaşlar. Bir diğer arkadaşlar soru bizden kuram ve kurucu istiyor arkadaşlar. Bakalım kuram ve kurucularda durum neymiş arkadaşlar. Biyolojik halk bilimi kuramının kurucusu Arnold van Gent. Doğru arkadaşlar. Seçkin kültürün dibe batması kuralı Newman. Doğru arkadaşlar. Tarihi kültürel halk bilimi okulu Frederick Ratzel. En temel kurucularından bir tanesi arkadaşlar. Doğru. Tarihi coğrafi fin kuramının Julius Kroft tarafından kurulduğunu, oluşturulduğunu biliyoruz. Doğru. Arkadaşlar mit ritüel kuramını Lord Raglan kurmuş. Mit ritüel kuramını Lord Raglan kurmuştur. Lord Raglan aynı zamanda bir yapısalcı arkadaşlar. Arkadaşlar Bascom neyin temsilcisi? Bascom işlevsel halk biliminin kurucu temsilcilerinden. Lütfen dikkat. Mit ritüelinin kurucusu Lord Raglan'dır. Bascom işlevsel halk bilimine dahil edilen kişilerden bir tanesidir arkadaşlar. Bu yüzden cevabımız Denizli seçeneği olacak. Peki devam edelim arkadaşlar. Bir diğer soruda. Bu parçada söz edilen halk bilimi kuramı aşağıdakilerden hangisidir? Bunların öncelikli olarak amaçları folklor unsurlarının özellikle de halk ağzındaki sanat türkülerinin kaynağını yüksek zümreye veya elitist kültüre bağlamaktır. Bu yolda yapılan araştırmalarla halk kültürünün kaynaklarını yaratıcı seçkinlerin kültüründe veya yüksek kültürde bulmaktır. Böylece sonunda her bir halk kültürü unsurunun gerçek bulucu ve yaratıcıları ortaya çıkaracaklardı. Alman halk bilimci Newman kurucudur. Evet değerli arkadaşlar burada elbette seçkin kültürün dibe batması kuramından bahsediyor. Kültürün özellikle halk türkülerinin yüksek zümreden elit kesimden ortaya çıktığını düşünüyor değerli arkadaşlar. Bir diğer soruyla devam edelim arkadaşlar. Edward Tyler tarafından 19. yüzyıl sonlarında ortaya atılmıştır. İlkel ve gelişmiş toplumları karşılaştıran kuramın temel öngörüsü insan ruhunun her yerde aynı olduğu. İnsan ruhunun her yerde aynı olduğu ve zaman içinde birbirinden habersiz olarak benzer ürünler ortaya koyacağı şeklindedir. Çocuksuz çiftlerin elma yiyerek çocuk sahibi oldukları motifi birçok ilgisiz coğrafyada aynıdır. Yine Dede Korkut anlatıları ile İlyada ve Odessa arasındaki benzerlikler de bu kuramı desteklemektedir. Elbette arkadaşlar Edward Tyler gelişme kuramının kurucusudur. Gelişme kuramında Edward Tyler ne diyor arkadaşlar? İnsanlar farklı coğrafyalarda yaşamalarına rağmen kültür ürünleri birbirine benzemektedir diyor arkadaşlar. Bir diğer soruyla devam edelim arkadaşlar. Hangi halk bilimi kuramından bahsediliyor? Kurama göre bir anlatı grubu üzerinde inceleme yapıp ortaya çıkan düzeni formülüze ederek bu formülün evrensel düzeyde uygulanabilir olmasını beklemek gerekir. Bakın bu önemli arkadaşlar. Kurama göre inceleme yapılacak ve ortaya çıkan düzen formülüze edilecek ve bu formül değerli arkadaşlar evrensel düzeyde bütün halk bilimi ürünlerine uygulanacak. Böylece bir halk edebiyatı anlatma grameri oluşması hedeflenmiş ve anlatılanların iskeletleri saptanmaya çalışılmıştır. Vanha, Otto Rank, Vladimir Prop gibi kişiler veriliyor ve en sonunda da demiş ki bu yöntem tarihi coğrafi fin kuramına tepki olarak doğmuştur. Elbette arkadaşlar temsilcilerinden de direkt belli oluyor zaten. Vanha, Otto Rank, Vladimir Prop bunlar hep tarihi coğrafi affedersiniz yapısalcı halk bilimi kuramının temsilcileri arkadaşlar. Peki arkadaşlar bir diğer soruyla gidelim. Elliot Smith tarafından ortaya atılmıştır. Bakın kurucu Elliot Smith. Bu kurama göre bütün medeniyet unsurları tek bir merkezden yayılır. Medeniyetin ortaya çıktığı yer. Bu kurama göre
Bir gruba göre Mısır bütün medeniyetlerin merkezidir. Bu düşünce İngiliz yayılmacılar olarak bilinen bir grubun görüştür. Bu kuramı benimseyen ancak farklı bir görüş ileri süren Viyana yayılmacıları ise Radzel gibi yeryüzünde belli bir medeniyet dairesi olmadığı, 12 farklı medeniyet dairesi olduğunu düşünmektedir. Elbette arkadaşlar, burada neyden bahsediyor? Yayılma kuramından bahsediyor arkadaşlar. Aynı çeşitten iki insan olarak ele alabileceğimiz Mahmut Han ve babası birçok yönleriyle birbirine benzemektedir. Bakın, birbirine benzemektedir. Babası da dağlıları çok sayardı. Onların törenlerince davranırdı. Törelerince davranırdı. Mahmut Han da babası gibi önce Erzurum'da okumuş, sonra İstanbul'a gitmiş, saraya kapaklanmış, orada kendini göstermiş, padişahın ordusuyla savaşlara katılmış, yiğitliği, gözüpekliği ün salmıştı. Mahmut Han'ın babası Yaman, kartal gibi bir adamdı. Mahmut Han ulu bir kartala benziyordu. Bakın, babası ne ise oğlu da o. Benzerlik ilgilerinden birisi de Ahmet ile Ahmet'in babası, dedesi ve Sofi arasında vardır. Bu sayılanlar yörede, hatta komşu ve uzak ülkeler içinde en iyi kaval çalıcılarındandır. Zindancıbaşı Memo gibi, Memo'nun babası da sarayın en sadık, en iyi adamlarından biriydi. Bakın, yine benzerlikler devam ediyor arkadaşlar. Memo ile Memo'nun babası. Yaşar Kemal'in Ağrı Dağı Efsanesi adlı eserinde söz edilen yukarıdaki parça, Aksel Orri'nin epik yasalarından hangisiyle ilişkilendirilebilir? Arkadaşlar, lütfen dikkat. Eylemlerin birbirine benzemesi kalıplaştırma kuralıdır. Eylemlerin birbirine benzermesi, kişilerin benzer eylemleri yapması arkadaşlar, kalıplaştırma kuralıdır arkadaşlar. Bakın, Mahmut Han'la babası birbirine benziyor. Ahmet ile Ahmet'in babası birbirine benziyor. Zindancıbaşı Memo ile Memo'nun babası birbirine benziyor. Kişilerin eylemlerinin birbirine benzemesi kalıplaştırma kuralı olarak izah edilir değerli arkadaşlar. Peki, devam edelim arkadaşlar. Bir diğer sorumuzda. Bu parçada Aksel Orri'nin epik yasalarından yine hangisinin olduğu soruyor. Oğuz Kağan destanı Oğuz Kağan ile başlar ve onunla biter. Destanın merkezinde Oğuz Kağan vardır. Destanda bütün olay örgüsü Oğuz Kağan'ın hayatını göstermeye yöneliktir. Entrika onun etrafında şekillenir. Bakın, hep Oğuz Kağan'ı öne çıkarıyor. Oğuz Kağan'ın doğumu ve sıra dışı özellikleri, bilge ve olgun olması, canavarla mücadele etmesi, girdiği savaşları kazanması, göksel ögeleri temsil eden eşleri ve çocukları olması ve kahraman Alp tipi olarak tanıtılmasında halk muhayyelesinin onun bir kahraman olarak tanıtılması için işbirliği yaptığı söylenebilir. Elbette arkadaşlar, Oğuz Kağan destanında Oğuz Kağan'ın bu kadar ön plana çıkması baş kahraman olması ile ilgilidir. Bu da tabii ki dikkati baş kahramanın üzerine toplama kuralıyla açıklanacaktır arkadaşlar. Yapısalcı halk bilimi anlayışına göre hareket eden nokta anlatmalar arasında benzer noktaları 16 maddede toplar. Doğum, gençlik, dönüş ve ikinci dereceden şahıslar olmak üzere 4 ana maddede 16 alt madde bulunmaktadır. Kimden bahsediyor arkadaşlar burada? Elbette Van Hah'tan bahsediyor arkadaşlar. Burada özellikle dikkat edilmesi gereken kişi arkadaşlar Vladimir Prop, affedersiniz, Lord Raglan. Lord Raglan kahramanları 22 ortak özelliğini tespit ediyordu. 4 ayinsel dönem vardı. Neydi? Doğum, ölüm, evlenme ve tahta çıkmaydı arkadaşlar. Lütfen dikkat arkadaşlar. Van Hah'la Lord Raglan'ı lütfen karıştırmayın. Van Hah kahramanların 16 ortak özelliğini olduğunu söylüyor ve 4 dönemde topluyor bunu. Doğum, gençlik, dönüş ve ikinci derecenin şahıslar. Lord Raglan ise arkadaşlar 22 ortak özelliği 4 ayinsel dönemde topluyordu. Elbette cevabımız Adana seçeneği. Tabii arkadaşlar, Van Hah
Joseph Campbell, Eric Hobsbawm, Vladimir Propp, Lord Raglan, bunlar hep nedir arkadaşlar? Yapısalcı, halk bilimi kuram temsilcileridir arkadaşlar. Bir diğer soruyla devam edelim arkadaşlar. Bu parçanın başına Axel Rory'in hangi epik yasası getirilmelidir? Nokta nokta kuralı, bütün anlatı ögelerinin en baştan beri ortaya çıkma ihtimali görülen ve artık gözden uzak tutulamayan olaylar yaratması şeklinde gerçekleşmektedir. Lütfen dikkat bakın. Bütün anlatı ögeleri en baştan beri ortaya çıkma ihtimali görülen ve artık gözden uzak tutulamayan olaylar yaratması şeklinde gerçekleşmektedir. Yani bütün anlatılar aynı olaya hizmet etmektedir. Örneğin Keşanlarlı Destanı'nın başında yer verilen Sinekli'de yaşanan sıkıntılar, oyunun sonuna dek sürecek tüm olayların ve işlenecek cinayetin hem habercisi hem sebebi niteliğindedir. Başlangıçta anlatılan Ali'nin sahte kahramanlık hikayesi, Ali'nin gerçekte olmadığı bir kişiliğe bürünmesine sebep olmuştur. Nitekim eserin sonunda Zilha'ya kavuşan Ali, kondu cinayetinin gerçek faili Cafer dışarı çağırıp öldürmek istemiştir. Zilha, Ali'nin gitmesini engellemek istese de Ali onu dinlemeyip gitmiş ve Cafer'i öldürmüştür. Eserde yer alan tüm olaylar, bakın burası önemli, eserde yer alan tüm olaylar ve kişiler, başından beri ortaya çıkma ihtimali öngörülen cinayet vakasını doğurmuştur. Yani bütün olaylar o cinayet vakasını desteklemek içindir arkadaşlar. Dolayısıyla burada elbette bütün olaylar tek bir durum için gerçekleşiyor arkadaşlar. Epik birlik kuralından bahsediyor arkadaşlar. Bu parça söz edilen halk bilimi kuramı hangisidir arkadaşlar? Bakalım isterseniz. Frederick Ratzel tarafından kurulmuş arkadaşlar. Halk biliminin hedefini insanın yeryüzündeki hareketler olarak belirler. Çevresel faktörlerin insan üzerinde, insan varlığında kaynaklanan faktörlerin de çevre üzerinde etkili olduğu gerçeğine dikkat çeker. Bu tema üzerinde yaptığı çalışmada evrimsel halk bilimi kuramının mensuplarının tarih öncesine ittikleri insanlığın ilkel dönemiyle ilgili yaklaşımlarını eleştirir. Tarih ile coğrafyanın birleştirerek halk bilimi çalışmalarının ikisinin kılavuzluğunda yapılması gerektiğini ileri sürer. Elbette değerli arkadaşlar, Frederick Ratzel kurmuştur. Tarih ile coğrafyanın beraber hareket etmesi gerektiğini düşünür ve evrimsel halk biliminin kuramına karşı çıkar. Burada elbette tarihi kültürel halk bilimi kuramından bahsetmektedir. Bu yüzden sorumuzun cevabı Denizli seçeneği olarak karşımıza çıkmakta arkadaşlar. Bir diğer sorumuza bakalım arkadaşlar. Yine Axel Rory'in bir epik yasası soruluyor arkadaşlar. Keşanlari Destanı'nda aksiyonun yani gerilimin en yüksek olduğu kısım, Ali ile Cafer'in kapıştığı, sonunda Cafer'in ölüp Ali'nin tutuklandığı bölümdür. İki zıt kutupta yer alan Ali ile Cafer'in karşılaşmasını içeren son kısımda eserin başında ortaya atılan kondu cinayetinin Ali'nin Cafer'i öldürmesiyle gerçekleştiği görülmektedir. Böylelikle hem düğüm çözülmüş hem de merak uyandıracak durum ortadan kalktığı için aksiyon sona ermiştir. Bunun yanında bu sahne geçicilik duygusundan çok sonlandırdığı merakı yeniden canlandırmak için bir başlangıç niteliğindedir. Ve bu döngü bir süreklilik arz etmektedir. Elbette arkadaşlar, burada olayın en büyük, en merak uyandıracak final sahnesinden bahsettiği için arkadaşlar büyük tablo sahneleri kuralı olacak arkadaşlar. Yukarıda halk bilimi kuramlarının diğer isimleri parantez içerisinde gösterilmiştir. Hangisi yanlış gösterilmiştir şeklinde bir soru arkadaşlar. Bir bakalım isterseniz. Evrimsel halk bilimi İngiliz Antropolojik Folklor Okulu olarak biliniyordu arkadaşlar. Doğru. Hatta kurucusu Edward Tyler'dı. Tarihi coğrafi fin kuramı karşılaştırmalı folklor kuramı olarak bilinmektedir. Yine doğru arkadaşlar. İdeolojik halk bilimi kuramı ulusal halk bilimi kuramı olarak bilmekte. Doğru. İşlevsel halk bilimi kuramı antropolojik kuram olarak bilinmekte. Doğru arkadaşlar. Arkadaşlar lütfen dikkat. Performans kuramının diğer isimleri bağlamsal kuramdır. Bağlamsal kuram. Hatta icra yöntemi.
Neye Homer meselesi deniyordu arkadaşlar? Sözlü kompozisyon. Sözlü kompozisyon kuralına Homer meselesi denmektedir. Lütfen dikkat arkadaşlar. Performans teorisinin diğer ismi bağlamsal kuram ve icra yöntemidir. Homer meselesi sözlü kompozisyon diğer ismidir. Bu yüzden cevabımız Edirne seçeneğidir. Çok güzel bir soru arkadaşlar. Kişileri özetlemesi açısından önemli. Hangisi getirilemez bakalım. Kahramanın sonsuz yolculuğu olarak çevrilen çalışmasında halk anlatılarının yapılarının aynı olması konusu tartışılmıştır. Bu eserinde mit ve efsane kahramanlarının yaşantılarını 3 devrede ele almıştır. Bunlar yola çıkış, erginlenme, dönüş. Elbette kimden bahsetmekte arkadaşlar burada? Joseph Campbell'dan bahsetmekte değil mi arkadaşlar? Joseph Campbell'dan bahsetmekte. Yapısalcı. Nokta nokta masalların değişen değerlerinin kişi adları ve kişilerin nitelikleri olduğunu, değişmeyen yönlerinin ise kişilerin eylemleriyle işlevleri olduğunu saptamıştır. Peri masallarını olay akışına uygun olarak incelemiş ve tüm masallar için geçerli bir kalıp oluşturmuştur. Buna göre masalda kişiler en fazla 31 işleve sahiptir ve bu işlevler 7 kişi tarafından üstlenmiştir. Elbette arkadaşlar burada Rus peri masalları üzerine çalışan Vladimir Prop'tan bahsetmektedir arkadaşlar. Vladimir Prop'tan bahsetmektedir. 31 işlev 7 kişi üzerinden anlatılıyordu değerli arkadaşlar. Kahramanların önemli bir yere kral veya yönetici olmalarına kadar olan bölümün yapısı üzerinde durur. 15 kahramanın doğuş ve gençlik yılları hakkındaki mitleri yer yer birbirleriyle karşılaştırarak inceler. Söz konusu anlatılarda bu kahramanların özellikle doğum ve gençlik yaşantılarının belirli bir çizgi üzerinde ilerlediği görülür. Elbette burada kimden bahsediyor arkadaşlar? Otto Rank'tan bahsediyor. Otto Rank eksik bir çalışma yapıyordu. Kahramanların sadece kral veya yönetici olana kadar olan yapısını inceliyordu. Ve doğuş ve gençlik, doğum ve gençliği inceliyordu arkadaşlar. Otto Rank arkadaşlar. Rüyaların Yorumları adlı eserinde bilinçaltını ve işleyiş yöntemini açıklamış. Rüyalarda ortaya çıkan çeşitli sembol ve olgular, olaylar ve yaşanılması olanaksız pek çok şeyin aslında çocukluk döneminde arzu edilip gerçekleştiremeyen, bastırılmış ve bilinçaltına itilmiş cinsel arzu ve korkuların rüyalarda bazı sembol ve imgeler halinde ortaya çıkması olduğunu savunur. Elbette arkadaşlar Sigmund Freud'dur bu da. Zaten rüya dendiği zaman, bilinçaltı dediği zaman hemen Sigmund Freud akla geldi. Arkadaşlar cevabımız Franz Boas olacak. Franz Boas kim arkadaşlar? İşlevsel halk bilimi kuramının temsilcilerinden bir tanesidir arkadaşlar. Burada Franz Boas hakkında bilgi verilmemiştir. Yukarıda Axel Orlik'in epik yasasından hangisinden söz edilmektedir? Bakalım arkadaşlar. Çağdaş edebiyat çeşitli entrika çizgilerini birbiriyle dolayıp karıştırmaktan hoşlanır. Buna karşılık halk anlatısı bir olay çizgisini başkasıyla karıştırmaz. Eksik kalan ayrıntıları tamamlamak için geriye dönüş yapmaz. Eğer daha önceki olaylar hakkında bilgi vermek gerekiyorsa bu bir konuşmanın içinde anlatılır. Değerli arkadaşlar, olaylarda geriye dönüşe yer verilmemesi, olay çizgisini başkasıyla karıştırmaması, olayların kronolojik anlatılması neyle alakalıdır? Anlatımda tek çizgili kuralıyla alakalıdır. Bu yüzden cevabımız Edirne seçeneğidir arkadaşlar. Bir diğer soruya bakalım arkadaşlar. Yaşar Kemal'in, yine Axel Orlik soruluyor yasası arkadaşlar. Yaşar Kemal'in Ağrı Dağı efsanesinde Mahmut Han ile Ahmet yiğitlik, sözünde durma, töreye uyma ve kötülük etme, sözünde durmama, töreyi hiçe sayma bağlamlarında nokta nokta kuralının en güzel örneklerindendir. Ağrı dolaylarında yaşayan köylülerden Ahmet çok iyi kaval çalan dağlı bir gençtir. Gözü tok, yüreği pek bir delikanlıdır. Ahmet geleneğe bağlı, sözünde duran bir kişilik sergilerken onun karşısında Mahmut Han geleneği içe sayan bir acımasızdır. Arkadaşlar lütfen dikkat bakın. Ahmet ile Mahmut Han'ın özelliklerinin taban tabana zıt olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Ahmet ile
Mahmut Ağa'nın özellikleri taban tabana zıttır. O yüzden bu nedir değerli arkadaşlar? Zıtlık kuralıdır. Eğer Ahmet ile Mahmut Ağa'nın özellikleri birbirine benzeseydi ikizler kuralı diyecektik arkadaşlar. Özellikler farklı olduğu için zıtlık kuralıdır arkadaşlar. Peki devam edelim. Yukarıda verilen kişiler aşağıdaki kuramlardan hangisiyle ilişkilendirilemez? Çok güzel bir soru arkadaşlar. Bakalım. Arkadaşlar Elliot Smith neyle ilişkilendirilecek? Yayılma kuramı değil mi arkadaşlar? Elliot Smith yayılma kuramıyla ilişkilendirilecek değerli arkadaşlar. Arkadaşlar anti-RNA neyle? Anti-RNA yapısalcı değil mi arkadaşlar? Affedersiniz. Tarihi coğrafi fin kuramı ile ilişkilendireceğiz. Tarihi coğrafi fin kuramı ile ilişkilendireceğiz. Tarihi coğrafi fin kuramından hareketle değerli arkadaşlar masal tipleri kataloğu yayınlıyordu arkadaşlar. Arkadaşlar Edward Tyler'ı elbette gelişme kuramıyla ilişkilendireceğiz. Edward Tyler'ı gelişme kuramıyla ilişkilendireceğiz. Arkadaşlar Lord Raglan yapısalcı değil mi arkadaşlar? Lord Raglan yapısalcı arkadaşlar. Cevabımız Ceyhan arkadaşlar. Hemen bu arada arkadaşlar işlevselcileri de kısaca hatırlamış olalım arkadaşlar. Malinowski vardı. Malinowski değil mi arkadaşlar? Başka kim vardı arkadaşlar? Franz Boas vardı. Franz Boas vardı. Başka arkadaşlar Bascom vardı. Değil mi arkadaşlar? Cevabımız işlevsel. Bir kez daha hatırlatalım. Elliot Smith değerli arkadaşlar yayılma kuramı, anti-RNA tarihi coğrafi fin kuramı, Edward Tyler gelişme kuramı, Lord Raglan yapısalcı arkadaşlar. Cevabımız Ceyhan seçeneği. Nokta nokta dünyanın pek çok bölgesinden değerlenmiş olduğu örneklerle eşkıya ve haydut, eşkıya ve veya sosyal haydut anlatmalarındaki kahramanların yapısal benzerliklerini ortaya koymuş. Sosyal haydut olarak adlandırılan halk kahramanlarının kahraman statüsüne yükselinceye kadar takip ettikleri bir biyografik şema sunmuştur. Çalışmasının sonunda bu kahramanların özelliklerini 9 başlık etrafında toplamıştır. Elbette arkadaşlar eşkıyalar üzerine, sosyal haydutlar üzerine çalışan Erik Hobsbawm değil mi arkadaşlar? Sosyal haydut ve eşkıyalar üzerine çalışıyordu yapısalcı Erik Hobsbawm. Hangi kuramdan bahsettiğini soruyor yine. Teori Homer'in İlyade ve Odesyası'nın sözlü kültür ortamının ürünü olup olmadığını anlamaya çalışan Milman Perry ve Albert Roald adlı araştırmacılarla takipçileri tarafından ileri sürülmüştür. Teori Homer meselesi olarak da bilinen konuyu aydınlatmak amacıyla ortaya çıkmıştır. Meselenin ana konusu şu soru. Konusunu şu soru oluşturur. İlyade ve Odesya bir şair tarafından eski zamanda mı oluşturuldu yoksa sözlü kültürde söylenilmekte olan metinler sonradan mı yazıya geçirildi? Elbette arkadaşlar burada Homer meselesi yani sözlü formül kuramından bahsediyor. İlyada ve Odesya'nın doğal destan mı yapay destan mı olduğunu anlamaya çalışan anlayış sözlü formül kuramıdır arkadaşlar. Bir diğer soruya bakalım arkadaşlar. Hangi kuramdan bahsedildiği soruluyor yine. Halk bilimi dinamik bir süreçtir. Dinamik bir iletişim sürecidir. Roman Jacobson ve Saussure gibi dil bilimcileriyle ortaya çıkmıştır. Alan Dundas, Roger Abrams, Donovan Amos gibi Amerikalılar da dahil olmuştur. Halk kültürü ögelerinin genel dokusu ile birlikte dinsel ögelerinde incelenmesi gerekir. Dundas, metin ve bağlam kavramları üzerinde durarak metnin toplumdan topluma aktarıldığını, oysa sözlü ürünün aktarılmasının olanaksız olduğunu söyler. Toplumsal bağlam her yaratmada değişkendir. Ürünlerin geçtiği çevre kültür olarak ele alınır. Halk bilim ürünlerinin anlatımında yeniden yararlanma değil, kültürel yeniden üretim vardır. Ürünlerin özü tarihsel dokuya bağlı kalır. Anlatıcı yalnızca bunun aktarımını yapar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada elbette
bağlamsal kuramdan bahsediyor. Bağlamsal kuramın diğer ismi performans kuramıydı. Hatta buna icra yöntemi de diyorduk arkadaşlar. Halk biliminin iletişiminin dinamik bir süreç olduğunu vurgulaması, özellikle alındandısı vermesi, alındandısı makalesi vardı hatırlayın. Sözel doku metin şeklinde değerli arkadaşlar. Değil mi? Bağlam sözel doku metin şeklinde. Burada elbette bağlamsal kuramdan söz ediyor arkadaşlar. Performans teorisinden söz ediyor. Sigmund Freud ve çevresi halk bilim ürünlerinin kaynağı olarak insanın düş ve imgelerini öne sürer. Çocukluk döneminde arzu edilip sahip olunamayan istekler ve korkular halk anlatılarındaki sembollerin temsilleridir. Bilinç altında bir açıklama olarak gönderilen, olarak gören Wundt ve Jung da benzer yöntemlerde çalışmışlardır. Tabii ki bir psikanalitik kuramdan bahsediyor arkadaşlar. Sigmund Freud, Wundt ve Jung tabii ki psikanalitik kuramının kurucularındandır değerli arkadaşlar. Rüya ve bilinçaltı bunları bize direkt vermekte elbette. Hangi kuramdan söz ediyor bakalım. Theodor Benfey tarafından ortaya atılan kurama göre Avrupalılar ve Avrupalı olmayan milletlerin masalları arasındaki benzerliklerin kaynağı ortak atadan gelen bir dil ailesine bağlı olmalarından değil, asıl neden milletler arası kültürel ve tarihi ilişkilerdir. Bu ilişkilerde bazı kültürel ögeler karşılıklı olarak ödünç alınmaktaydı. 1859 yılında çevirdiği Kelile ve Dimne'nin giriş yazısında da önemli görüşlerini dile getirmektedir. Elbette arkadaşlar burada masalların göçü ve kültürel ödünçlenme teorisinden bahsediyor. Hem kurucunun Theodor Benfey olması hem de değerli arkadaşlar Kelle ve Dimne üzerinden yaptığı çalışmalardan hatırlıyoruz. Ayrıca Grimm kardeşlerin arkadaşlar evrimsel halk bilimde söylediği masalların ortak atadan geldiği fikrine karşı çıkmaktadır arkadaşlar. Evet devam edelim arkadaşlar. Yine akselorluk sorulmakta arkadaşlar. Bir sürü kişi veya nesne peş peşe ortaya çıkınca en önemli kişi öne gelir. Önemli kişi öne geliyormuş arkadaşlar. Buna rağmen sonuncu gelen kişi anlatının duygudaşlık doğurduğu kişidir. Bu ilişkiyi denizcilik terimleriyle ifade edebiliriz. Baş tarafın ağırlığı ve kıç tarafın ağırlığı. Anlatının ağırlık merkezi her zaman son gelende. Son tarafta değil mi arkadaşlar? Yatmaktadır. Anlatıda son gelen kişi duygudaşlık doğurur. Elbette arkadaşlar neyden bahsediyor? İlk ve son durumun öneminden bahsediyor. Halk edebiyatı ürünleri önemli kişilerle başlar, önemli kişilerle biter. Ve burada elbette değerli arkadaşlar sonda gelen kişi duygudaşlık kurması noktasında önemlidir. Özellikle bu gemi örneğine dikkat edin arkadaşlar. Axel Ulrich tarafından bu ilk ve son durumun önemi kuralı gemi örneği üzerinden açıklanmıştır arkadaşlar. Halk edebiyatı ürünleri önemli kişilerle başlar, önemli kişilerle biter. Bu parçada söz edilen halk bilimi kuramı hangisidir diye söz ediyor arkadaşlar. Grimm kardeşlerin dil bilimi alanında çalışmalarındaki ortak aile dilini ortaya koymayı amaçlayan anlayışı folk ürünlerinde uygularlar. Grimm kardeşler folk ürünlerini ortak kültürel mirasın ürünü olarak düşünürler. Bu sözlü kültür ürünlerinden hareketle çok eski zamanlarda ortak atadan ortaya çıkmış olan ve yeni milletlerin ve onların çeşitli kollarının ortaklığını ortaya konabileceğini iddia ederler. Elbette arkadaşlar bu mitolojik teoridir. Arkadaşlar kurucusunun Grimm kardeşler olması ve ortak aileden, ortak kültürden geldiğini düşünmesi arkadaşlar halk edebiyat ürünlerinin bizi mitolojik teoriye götürüyor. Ve son sorumuz değerli arkadaşlar. Hemen bakalım. Hangi kuramdan söz etmektedir şeklinde yine arkadaşlar. Bu kurama göre kültür ve sanat ilkel insanın dini ayinlerinden, dini törenlerinde yer alan davranışlarından kaynaklıdır. Kültür geliştikçe törenler de sözelleşmekte ve mitlerin doğup gelişmesi sağlanmaktadır. Kurusu Lord Raglan olan bu kurama göre dini törenler anlatılara yani mitolojiye dönüşür. İkinci aşamada ise
mitoloji tarihe dönüşür. Bakın, dini törenler mite dönüşüyor, mit ise tarihe dönüşüyor. Üçüncü aşamada ise mitolojik tarih folklora dönüşür. Dini tören mite, mit tarihe, tarih folklora dönüşüyor arkadaşlar. Bu folklor dördüncü aşamada edebi masalların oluşmasında etkili olmaktadır. Elbette arkadaşlar, halk edebiyatı ürünlerinin kaynağında mitlerin, yani ritüellerin, yani dini törenlerin olduğunu düşünmesi ve kurucusunun Lord Regan olması bizi mit ritüel kuramına götürmekte. Cevabımız Bursa. Değerli arkadaşlar, bu ders sizinle halk bilimi kuramları ile ilgili yeterince çözdük, soru çözdük. Aşağı yukarı karşınıza sınavda çıkabilecek her şeyi test halinde karşınıza çıkardığımızı düşünüyorum arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.